Sevgili seyircilerimiz, değerli konuklarımız, bir gelişen aile, gelişen toplum programında daha sizlerle birlikteyiz. Doğu Anadolu'nun sesi, Erzurum'un nefesi, Kardelen TV stüdyolarından canlı olarak evlerinize misafir olduğumuz her çarşamba saat 18-19 arasında ve her pazar saat 09 10 arasında ekranlarınıza misafir olduğumuz ve canlı olarak ekranlarınıza geldiğimiz Gelişen Aile Gelişen Toplum programına siz sevgili seyircilerimiz ekranlarınızın başına ve stüdyodaki çok değerli gençlerimiz Kardelen TV stüdyolarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> sevgili seyircilerimiz, değerli konuklarımız, iki haftadır Boşanma ve ayrılık çaresizliğin çaresidir. Ana başlığında artık hem sezon finalimize doğru gidiyoruz hem de gelişen aile gelişen toplum programında aile içi iletişimle alakalı konularımızı yavaş yavaş gelişen ailede çocuk gelişimine doğru götürmek istiyoruz. Ve yeni dönemde Eylül ayında yepyeni bir ayarlama yepyeni bir formatla sizlerin huzuruna çıktığımızda çocuk gelişimi konularımızla sizin karşınızda olmuş olacağız. Sevgili seyircilerimiz, değerli konuklarımız, geçen iki haftada hayat bir imtihandır, evliliğiniz ebedi olsun başlığı üzerinde durmuştuk. Boşanmaya giden yollar kapatılmalıdır. Yine konu başlığımızı sizlerle paylaşmıştık. Ve sevgi ve uyum diliyle evliliklerimiz beslenmelidir. Yine konu başlığıyla sizlerle birlikte olmuş ve evlilikte kişiliklerin bilinmesi, evlilikte insanların aynen madenler gibi yaratıldığını, aynen tohumlar gibi, fidanlar gibi yaratıldığını ve eşlerin eğer bu durumu bilmezlerse aralarında problem olacağı, aralarında ayrılıkların, sıkıntıların, problemlerin, kavgaların olabileceği üzerinde durmuş ve bugüne gelmiştik. Ve biz yine Sevgili seyircilerimiz, ana başlığımız bir yönüyle hayat bir imtihandır. Evliliğiniz ebedi olsun. Bu programımızın belki en önemli başlıklarından bir tanesi. Onun için hemen programımın başında sizlere bir hatıra paylaşarak konuma başlamak istiyorum. Bayburt'un sevgili seyircilerimiz içelerden bir tanesinde İki genç delikanlımız Yusuf'la Ayşe birbirlerini çeşme başlarında bahçelerde beraber olurlar ve severler. Ve birbirlerine bir yönüyle deliler gibi aşıktırlar. Fakat Yusuf birazcık daha fakir bir ailenin oğludur. Ayşe ise bizim bir yönüyle halk ağzında ağa diyebileceğimiz hali vakti yerinde aynı zamanda bağları, bahçeleri olan ve kendi yetiştirdikleri bir yönüyle sebzelerle, meyvelerle, hayvanlarla herkes tarafından varlıklı, zengin olarak bilinen birisidir. Onun için Ayşe'nin babası ister ki kendi denginde, kendi zenginliğinde ve yine halk tabiriyle ağanın oğlu kızını alsın. Ama ne var ki bir kere Ayşe Yusufu sevmiş, Yusuf da Ayşe'yi sevmiştir. Fakat babasının kulağına Ayşe'nin Yusuf'u sevdiği gelince çok kızar. Kızını karşısına alır. Ayak takımından herhangi birisinin kendilerine damat olamayacağını anlatır. Güzellikle anlatır. Sonra biraz daha şiddetlenir. Biraz daha şiddetlenir ve eve odaya hapseder. Dışarıya çıkmasını yasaklar. Fakat daha sonra dışarıya çıkmasına engel olan bir durum söz konusu olmaz. Çünkü Yusuf'un askerlik yazısı gelmiştir ve şubeye teslim olur ve askere gider. Her gün ailesiyle görüşür Yusuf ama fakat dağların başındaki kanun birazcık Bayburt'taki kanun gibi değildir. Onun içinde gece yarları giderler. Vatanın bütünlüğü bayrağın gönderde olması ve emniyet ve asayişimiz için görevlerin yerine getirirlerken bir gün talihsiz bir kazı olur ve toprağın içerisinde kahpece gömülmüş olan maalesef bombalardan bir tanesi, mayınlardan bir tanesi patlar ve Yusuf'un ayaklarından bir tanesini ve kollarından bir tanesini alıp götürür. Sonra acı haber ailesine ulaşır ağlaşırlar. Ve Ayşe de kalpten bir doğrusu hüzünle bir taraftan ailesine hissettirmez ama fakat dünyasının yıkıldığını, kalbinin adeta yok olduğunu hisseder ama bir ümidi vardır, bir çaresi vardır. Çünkü Yusuf'u yaşamaktadır. Ve hastanede aylarca yatar. Aylar sonra konvoylarla ve bir gaziyi bir yönüyle karşılama adına davullarla, zurnalarla kaymakamlığın yapmış olduğu büyük törenle Yusuf gelir. Ve Yusuf'u karşılayanların arasında Ayşe'nin babası da vardır. Boynuna sarılır, öper ve eğer sakatlanmamış olsaydın doğrusu askere gittikten sonra Ayşe'yi sana çoktan vermeye razıydım der ve babası bir yönüyle şöyle bir kurnazlık düşünür. Bu halde kızımla evlenecek hali yok ya, bu halde kızım da bunu kabul edecek durumda değil ya o zaman ne diye bari delikanlının gönlünü almayayım ki diye düşünür ve sevgili seyircilerimiz Yusuf'a söyleyeceği her gönül alma cümlelerini söyler söyler söyler. Yusuf biraz şaşırır, şok olur ama fakat acaba durumum der. Ve doğrusu sevgili seyircilerimiz Ayşe'sini de çok sevdiğinden dolayı kendisi gibi sakat bir insanla hayatını birleştirmesini de istemez. Ve onun için fırsatı bir bulduklarında bir araya gelirler ve Yusuf Ayşe'sine der ki hayatım sana feda. Önce çok sevdiğim vatanıma canımı feda etmek istedim ama vatanım benim canımın hepsini almadı. Bir kısmını bıraktı. Bu bir kısmını sana vermek isterdim ama bu şekilde de doğrusu bir sana vermeyi de kabul edemem. Onun için de sen istersen hayatını başka birisiyle, elleri olan, ayakları olan ve seni sevebilecek olan birisiyle birleştirebilirsin der. Fakat Ayşe bir kere kalpten sevmiştir ve çok sevmiştir. Onun için gözlerini Yusuf'un gözlerine diker ve sonra sen der beni tanımamışsın. Sen der benim sevgimi bilememişsin. Sen benim aşkımın nasıl olduğunu çok defa fark edememişsin. Ben seni sevdim. Ben senin yüreğini sevdim. Ben senin şu anda vatana verdiğin o oralarda dağların başında kalan ayaklarını sevdim, ellerini sevdim, gözünü sevdim. Benim sevgimin sevdiğim bir kısım şeylerin olmamasının benim için bir önemi yok ki. Onun için ben seninle evlenecek ve hayatımı seninle birleştireceğim. Ve tabi bu haber yayılır ilçede. Ve Ayşe'nin Yusuf'u çok istediğini ve evlenmek istediği yayılınca o zaman Ayşe'nin babası bir yönüyle sevgili seyircilerimiz şok olur. Ve kızını tekrar hapseder. Tekrar engellemeye çalışır. Ve fakat Ayşe madem ki bu babamın usulleriyle bizim kavuşmamız çok mümkün değil. Madem ki bizim için bir düğün söz konusu düşünmüyorlar, o zaman Ayşe kestirme bir yolunu bulur. Anadolu'da anne babaları aşmak için, abileri, amcaları aşmak için ve ailelerin kurduğu, öne koydukları tuzakları, engelleri aşmak için bir yönüyle uygulanan bir usul vardır. O da Yusuf'a haber gönderir. Sen arkadaşlarının birinin arabasını ayarla ve ben de hazır olayım ve beni kaçır der. Ve sonra da zamanı geldiği zaman da Yusuf bir arabayla gelir ve Ayşe'yi kaçırır. Sevgili seyircilerimiz, gaziler gününde biz Ayşe ile Yusuf'u misafir etmiştik. Ve büyük bir toplantıda mikrofonu Ayşe'ye vermiştik. Ve yanlarında iki tane bizim bu Hasan'ımız gibi sevgili seyircilerimiz, iki tane pırıl pırıl yavruları vardı. Ve sonra Ayşe mikrofonu eline aldığı zaman biz ona şunu sormuştuk. Yusuf'la niye evlendin ki? diye sormuştuk. Elleri ayakları olmayan Yusuf'la niye evlendin ki? diye sormuştuk. Gaziliğin bir yönüyle vatana bir şeylerini vermenin önemini esasen anlatmak istiyorduk, anlattırmak istiyorduk. Aşkın, sevginin nasıl bir şey olduğunu paylaşmak ve o salondakilerle paylaştırmak istiyorduk. Ve Ayşe yavaş yavaş şunları söyledi. Ben dedi onu gerçekten sevmiştim. Ama onun eğer iki tane ayağı olmamış olsaydı, eğer iki tane eli olmamış olsaydı ve kütürüm olarak belki kalkamamış olsaydı, Allah'a yemin ederim ben onu yine sevecek ve yine onunla evlenecektim. Çünkü ben dedi ona baktığımda kendimi görüyorum. Ben dedi ona baktığımda kendimi düşünüyorum. Ben dedi ona baktığımda kendimin sevgisini ve vefasını, sadakatini ve ona karşı yapacağım hizmetleri görüyorum. Ve dedi eğer ben bu durumda olsaydım o beni severdi dedi. Eğer benim ellerim ayaklarım olmasaydı o beni asla terk etmezdi. Ve eğer ben kötürum olsaydım o beni asla vefasıyla sadakatiyle asla terk etmezdi ve bana hayatının sonu, sonuna kadar hizmet etmeye devam ederdi ve ben ona baktığımda da kendimi görüyor ve kendimin görevlerini, kendimin yapması gerekenleri görüyorum ve onun içinde onunla hayatımı ayrı yaşamayı bir dakika olsa bile asla düşünmedim. Deyi verdi ve salonun içerisindeki insanların gazilere karşı sevgili seyircilerimiz bu ülkeye bir yönüyle hizmet edenlere karşı ve bu emniyet ve asayişimizin huzurumuzun temini için fedakarlık yapan insanlara karşı nasıl fedakarlık yapılması gerektiğini bize öğretti ama fakat bir yönüyle de sevginin bir yönüyle de aşkın bir yönüyle de sevgili seyircilerimiz öbür dünyaya karşı kendimizi hazırlamanın Biliyorsunuz alt başlığımız bizim evliliğiniz ebedi olsun hayat bir imtihandır başlığında bunları size hatırlatmak adına bunları sizinle paylaşmış oluyorum. Ve eğer bir hayat imtihansa o zaman bu imtihanın içerisinde canlarımızdan birazcık eksiltilmesi aynen Yusuf'un da olduğu gibi bazen gözlerimizin, kulaklarımızın, ellerimizin bir kısmının giderilmesi, bazen çocuklarımızdan eşlerimizden eksiltilmesi, mallarımızdan eksiltilmesi, doğrusu mahsullerimizden eksiltilmesi ve onlarla hayatın bir imtihan olduğu hususunun bize hatırlatılması çok çok önemli bir şey. Ve sevgili seyircilerimiz onun içinde hayatın bir imtihan olduğunu düşünen insanların elbette aile içi huzur ve mutlulukları adına bir kısım fedakarlıkları yaparken, bir kısım sıkıntılara katlanırken, bir kısım kavgaları, tartışmalar yaparken elbette bu imtihanın aşağıda hesabının olacağını elbette bilmelidirler. Bilmelidirler ki incir çekirdeğini bir yönüyle doldurmayan minik minik küçük küçük meselelerin dağlar kadar büyüklük olarak değerlendirilmesi, ayrılıklara, boşanmalara kadar gitmemesi önemlidir. Ve bu yönüyle elbette üzerinde ısrarla duracağımız önemli bir prensibimiz olması lazım. Ve buraya misafir ettiğimizde sevgili Bilal Göregen'in kendisine Habib Baba dediği Terzi Baba ile birlikte bizim de sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Mevlana Habib'in hediyesi olarak vermiş olduğu bir tabloda konumuzla alakalı olarak şöyle güzel bir söz var. Yüzde ısrar etme. Doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme. Elde neler var. Bir ben varım deme. Yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Ve bunu bizim Alvar köyümüzdeki büyüklerimizden Alvarlı Efe ve abisinin olduğu ifade edilen bir sözde şöyle ifade ediliyor. Aşık der incidenden İncinme incidenden, kemalde noksan imiş incinen incidenden. Çevremizdeki insanlara baktığımızda elbette sevgili seyircilerimiz incitenler olacak, incinenler olacak, sıkıntılar olacak, problemler olacak. Ama hayat bütünüyle bir imtihan ve hayat bütünüyle ebediyete gidecek olan bir çizgide hayat yolculuğumuz durmadan 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 devam edecek ve onun içinde aile içi iletişimde aile içi huzur ve mutluluğu ararken ayrılığa ve boşanmaya giden yolda doğrusu hayatın bir imtihan olduğu anlayışın hatırda tutulmasının ne kadar önemli olduğunu sizlerle bu örneğimizle de paylaşmak istedik. Ve evliliğimiz ebede kadar devam etsin anlayışımızda elbette ara ara zorluklar, hastalıklar, problemler, kavgalar ve bir yönüyle de elbette imtihanlar olacaktır. Önemini ve değerini elbette anlarsak o zaman da karşımıza çıktığında bunların bir realiteydi. Zaten bekliyorduk. 30-40 yaşından sonra artık aşkın yerini, arkadaşlığın ve hizmet davranışlarının, hayatı paylaşmanın önemli olması gerektiğini anlamamız gerekirdi. 60-70 yaşından sonra sevgi, vefa ve sadakatin bizim açımızdan önemli olması gerektiğini anlamamız gerekirdi. Ve birbirimizin soluğuna, birbirimizin varlığına, birbirimizin sıcaklığına ihtiyacımız olduğunu elbette anlamamız ve bilmemiz gerekirdi. Onun için de sevgili seyircilerimiz, sevgi dilleriyle evliliklerimizin beslenmesi elbette önemliydi ve üzerinde durmamız gereken önemli bir noktaydı. Onun için de Sevgili seyircilerimiz bunu da sizlerle örnekleriyle paylaşmış ve sonra da kişiliklerimiz kişilik yapılarımız evlilikle mutlaka ve mutlaka önemsenmesi gereken bir husus olmalıdır demiş. Ve sonra da bir kısım eşlerin barışçıl, barışçıl soğukkanlı bir kısım eşlerin duygusal melankolik yani mükemmelliyetçi olduğunu bir kısımlarının güçlü kolorik yani lider yapılı kişilikler olduğunu ve bir kısım hem hanımefendilerin hem beyefendilerin ise popüler optimist olduklarını ifade etmiştik. Veya başka bir ifadeyle bazı eşlerin dokunsal, bazı eşlerin işitsel, bazı eşlerin görsel, bazı eşlerin sevgili seyircilerimiz bir yönüyle çok değişik kişilik yapıları olduğunda toplum içerisinde bir örnek verecek olursak diyelim ki kılıbık diye tabir edilen bir anlayış vardır. Ve kılıbıklığın nasıl bir kişisel kişilik farklılığından kaynaklandığını eğer sizlere zannediyorum ifade edersem ne kadar erkeklerle kadınların farklı farklı kişilik yapılarına sahip olabileceklerini anlamış olacağız. Güçlü klorik dediğimiz sevgili seyircilerimiz lider yapılı eğer bir hanımefendi Barışçıl soğuk kanlı eğer bir erkekle evlenmişse o zaman karşımıza çıkan maalesef işte barışçıl soğuk kanlıların hiçbir şeye karışmaması ve sonra etrafla uyum içerisinde hareket etmesi kararlara itiraz etmemesi ve kavga çıkmasın problem olmasın diye söylenenleri yerine getirmesi gibi bir kişilik yapısına sahip olduğundan güçlü klorik yani Lider yapılı insanların ise, ister hanımefendi ister beyefendi ama örneğimizi hanımefendilerden verdiğimiz için onu ifade edeceğim. Kararları veren, etraflarına her ne şekilde olursa olsun benim dediğim olacak diye direten, aynı zamanda akıl, mantık, his ve duygularla söylediklerini besleyebilen, fikirlerle söylediklerini besleyen bir kişilik yapısına sahip olduğundan dolayı eşine söylediklerini yaptırır eşine söylediklerini yaptırma besleyici olan fikirleri, duyguları ortaya getirir. Ve eşi de uyum olsun, kavga olmasın diye hareket ettiğinden dolayı hanımın dedikleriyle hareket eder. Ve dolayısıyla da hanımının her dediğini yapan, hanımının sözünden çıkmayan bir eş durumuna gelir ve buna toplumumuzun içerisinde maalesef kılıbık denen bir anlayışla karşı karşıya gelmiş oluruz. Bu tamamen kişilik farklılığından ortaya çıkan bir durumdur. Diyelim ki sevgili seyircilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler her ikisi de güçlü klorik, benim dediğim olacak, benim sözüm dinlenecek, benim kararım burada geçerli olacak, en son sözü söyleyecek olan ben olacağım anlayışına sahip, eğer kişilik yapılarına sahiplerse işte kıyamet kopmuş demektir. Ta ki bu kişilik yapılarının uyum diline çevrilinceye kadar. Ve o zaman da maalesef araya hakemler de girse, mahkemeler de girse, maalesef kavga, tartışma düz boyu gelecek ve belki boyunlarına kadar çıkacaklardır. Ve birilerinden biri ne birinin deli olması söz konusu olacaktır, ne birinin veli olması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla eğer kişilik yapıları bilinir, ve bu noktada kendilerini gelişmeleri, geliştirmeleri söz konusu olursa o zaman eşlerden biri güçlü klorik kişilik yapılarına sahip olan birilerinin, kişilerin sözünü dinletme, sözlerinde kararlı olma, davranışlarında kararlı olma ve dolayısıyla inatlarının ve vazgeçmezliklerinin kişilik yapılarından kaynaklandığını illa da benim dediğim olacak anlayışıyla hareket ettiklerini bilince o zaman bunun uyum dilinin karşıdakini dinleyebilme, karşıdakilerle fikir alışverişi yapabilme ve sonra da değerlendirme yaptıktan sonra belli bir noktada anlaşabilme noktasından geçtiğini bilince o zaman karşıdaki insanın e, anlamaya, belki onun ona empati yapmaya, belki onun duygularını düşünlemeye, anlamaya çalışır ve dolayısıyla da bir yönüyle kavga ve tartışmalar engellenmiş olur. Ama bunu Eşlerden herhangi birisinin yapması ise maalesef işe yaramayabilir. Diğeri şöyle düşünebilir. Nasıl benim haklı olduğum ortaya çıktı? Nasıl benim söylediğime geldi? Nasıl benim söylediğimin doğru olduğunu idrak etti? Denir ve sonra da davranışlarına asla değiştirme söz konusu olmayabilir. Onun için de bilgi dediğimiz ve huzur ve mutluluğa giden yolda kesinlikle ne yapacağının bilinmesi dediğimiz yani kişilik yapılarının fazlalığı nedir? Uyumsuzluğa, kavgaya ve tartışmaya sebep olan benim hangi yönümdür? Peki uyum için ve anlaşma için, etrafımda sevdiklerimin bulunması için ve sevenlerimin hayat yolculuğunda benimle birlikte devam etmesi için ne yapmam lazım? hangi iletişim kanallarını kullanmam lazım noktasındaki insanların kendisini geliştirmesi elbette bu noktada uyum ve sevgi dilini ortaya çıkaracaktır. Ve diğer popüler optimistlerdeki, mükemmel mükemmeliyetçilerdeki ve güçlü kloriklerdeki ve duygusal melankoliklerdeki bu kişilik yapılarının artılarının törpülenmesi, eksilerinin ise gelişmesi uyum dili için önemli bir noktadır. Bunu sevgili seyircilerimiz yine sevgili seyircilerimizin konuyu genişçe araştırmalarına ve aynı zamanda gelişme yönlerinin ve törpülenecek olan yönlerinin bilinmesine havale edip diğer bir hususumuz, diğer bir noktamız hakemlik, boşanma ve evliliğe giden yolda hakemlik mutlaka ve mutlaka başvurulması gereken önemli bir nokta, önemli bir müessese olmalıdır. Çünkü hanımefendilerin de beyefendilerin de hangi yaşlarda olursa olsun sevgili seyircilerimiz mutlaka sözünü dinleyecekleri, mutlaka görüşüne başvuracakları kendilerinin bilmediği, kendilerinin aklının ermediği, kendilerinin bir yönüyle bilgisine de, duygusuna da sahip olmadığı bir kısım bir kısım realiteler ve gerçekler vardır. Başkaları bilir, ben bilemeyebilirim ve başkaları bana reçete yazar. Aynen herhangi bir yerimiz ağrıdığı gibi, kendimize göre yorumlar yaptığımız gibi ve doktora gittiğimiz zaman ise doktor yapmış olduğu incelemelerden, tetkiklerden, çektirmiş olduğu filmlerden, çektirmiş olduğu MR'lardan ve hatta ve hatta şimdi kılcal bir yönüyle damarlarımıza dahi girilerek kendi gözleriyle minik mikroskobik kameralarla şu bizim kameralarımızın çok çok minikleriyle ta içlerimize kadar girip kendi gözleriyle gördükleri gibi sevgili seyircilerimiz ailelerin boşanmasında, ailelerin kavgalarında ve problemlerinde ve ayrılmaya giden yolda ihtisas sahibi büyüklere, tecrübesi olan büyüklere ve aynı zamanda da sevgili seyircilerimiz bilgisine başvuracağımız evlilik danışmanlarına mutlaka gitmemiz aynen mide ülserinde, kanserinde, bağırsak kanserinde, kulak zarımızın patlamasında veya beyin kanamasında veya yüksek tansiyonda, şekerde, başka rahatsızlıklarda doktora gittiğimiz zaman bizim bilgimizin tamamen tersine, bizim bilgimizin tamamen yukarısında ve hiç de alışık olmadığımız acı reçeteleri ve acı ilaçları bize nasıl veriyorsa bizlerin de evliliğinde acı reçetelerle karşılaşmamıza rağmen mutlaka hakemlere başvurmalıyız. Böyle bir danışmanımızın beraberce gelmiş olduğu bir husus vardı, bir nokta vardı ve beraberce büyüğümüze gittiğimiz zaman problemlerini şöyle kısaca bir anlatmıştık. Fakat sevgili seyircilerimiz örneğimizin devamını kısa bir ara verdikten sonra sizinle paylaşmış olalım ve şimdi kısa bir ara aradan sonra tekrar beraber olmak üzere